Abi hem çıkmayacağını biliyorsun hem de tıraş oluyorsun. Ne gerek var? Ermiş. Bu hakim kısmı var ya. Tuhaftır. Karşısında dik adam görmek ister. Temiz adam görmek ister. En azından cezaevinde temizlenmiş adam görmek ister. İlla o 59. maddeyi uygulayacaklar ya. Onun karşılığını bile görmek isterler. 59. madde ne? Senin iyi halini göz önünde bulunduracağım. Cezalandırırken. Demek gibi bir şey ferman. 40 yılda 40 günün hesabını mı yaparsın Çakır abi? Ben hakim olurum, sen mahkum. O zaman kaç dakikanın hesabını yapıyorsun görürüz Ferman Efendi. Tek kesikte mahkum olursun, ona göre kes. Hoş geldiniz Şahin'e. Eyvallah. Hayırdır Şahin'e? Alnından öpülecek adamsın. Bu telaşın ortasında fakir fukarayı, mahkumu yolunu gözleyen çoluğunu çocuğunu gözetmişsin. Helal olsun sana. Ya Şahin'e, sen de kardeşini methetmek için selamını fırsat biliyorsun. Ben ne yapmışım? Çok mütevazi olma. Kibirden bilirler. Mapuslar destur ister. Çakır abimiz elini öpelim. Arefe gelmeden bize bayramı gösterdi. Evlerimizi bayram yerine çevirdi deyince önce ben koşup sarılayım istedim. İftihar ettim. Estağfurullah. Biz bir şey yapmadık. Vazifemizi yaptık. Eyvallah. Ne oldu o bülbülün hesabı? Gül bahçesinde bekliyoruz. Garip bir memleket burası Şahin ağa. Susandan korkarlar, konuşanı bağırlarına basarlar. Yukarıdakiler seni bitirmek isteseler, bize selam gönderip canı sana emanet demezler. Kim? Kılıç. Biz de ortada senin canın olduğu için memnuniyetle kabul ettik. İçimizden de geçirdik. Hakikatli adamlar kardeşlerine sahip çıkıyorlar. İşin özü anlaşıldı Şahin'e. Bunlar bütün dosyaları üstüme kalmadan beni bitirmeyecekler. Selamın gelişi böyle değildi ama büyük yerler büyük hesap yaparlar. Ama kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var Şahin'e. Kuldan da büyük Allah var. Eyvallah. Şimdi meselenin özünün özü, anlaşıldı. Neymiş? Dışarıda ötecek bir adamımızı bulduklarına göre ihale bize kaldıktan sonra içeride de bizi götürecek bir adam bulmuşlardır. Kim? Hoş geldin müdürüm. Hoş bulduk. Savcı bey, sorgu için sizin çocukları çağırtmış.
Ne yapacakmış? Sorgu. Ulan bu savcı rahmetli anamı bile mezardan çıkarıp sorgulayacak neredeyse. Çocuklar buraya gelin. Müdür beyi duydunuz. Onunla gideceksiniz. Ulan siz de gidip bir şey etmiyorsunuz. Döneceğiniz yer burası ha. Olur mu öyle şey abi? İçeride bir usulsüzlük oldu mu diye sorarsa buzdolabından, televizyondan falan bahsedin. Emredersin, emredersin abi. Tamam çıkın şimdi. Hayırlı iftarlar. Buyur misafirimiz ol müdürüm. Yo. Evde hanım bekler. Bu arada hanım teşekkür etmemi istedi. Fırın. Tam istediği gibiymiş. Hmm. Ocağın sönmesin müdürüm. Ermiş. Bu Can Polat size bir şey yollamamış mı? Hı hı. Kardeşim İstanbul'da bir tane ihtiyaç sahibi bırakmamış. Bizim her şeyimiz var abi. Ulan helal olsun be. Yaptıkları yetmiyor gibi. Bir de arkamızı toparlıyor. Unuttuğumuzu bile bize unutturuyor. İftara üçümüz baş başayız. Oğlum bir şey hazırlamayacaksanız dışarıdan bir şeyler getirteyim. Hazır abi. Esaret bitti. Abdest mi aldın? Nerede kaldın? Gelmişim abi. Biz orucumuzu açtık. Sen de aç. Allah kabul etsin. Eyvallah. Çay demlenmiştir. Rakatsın. Birer bardak çay koy. Sık da Eren. Adalet yerini bulsun. Yattığına saysınlar. Sık!
Tayfun mu senin canını kurtaracak? Buradan çıkabileceğini mi zannediyorsun? Sana beni öldürmen için emir gelmedi mi? He? Bırak çocuğu. Bırak çocuğu. Ermiş dışarı çık. Abi. Ermiş bırak dışarı dedim. Abi. Ermiş bırak dışarı dedim. Hadi, hadi. Görelim bakalım ferman kimmiş ferman efendi. Kaç para aldın lan kelleme? He? Ne yapacaksın? Korktuğun da fazlasını mı vereceksin? Hele sen rakamı söyle de piyasamı bileyim koçum. 100. 100 dolar. Son balacıyı da bir işkembe çorbasına götürmezsen bana da çakır demesinler. Ucuzcu gavat. Ermiş. Elin öpüş aranda değil silahında yat oğlum. Mapusta mı oğlum burası? Bugün mermilerini alırlar yarın canını. Hı hı. Abi bunu ne yapacağız? Üstleneceksin oğlum. Eyvallah abi. Aferin. Jargonu da kapmışsın. Adrese teslim edeceğiz. Bedenini denize, kellesini sahibine. Senden habersiz nasıl firar eder Süleyman Bey? Ya benimle mi girdi ki benimle çıksın müdür? Kaçmış işte şerefsiz. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Geldik söylüyoruz. Ferman firarda. Lan herkes ihbarcı oldu biz de modaya uyduk. Kaçtı, kuş oldu, uçtu kardeşim. Firar ettiğine dair tanık olarak yazılı beyanınız lazım. Ya müdür bey, şimdi ben bunu yazarım da... El alem demez mi ki bu şerefsiz kaçarken senin eller mut topluyor? Ben tanıkmanık olmam kardeşim. Biz seni sevdiğimizden söylüyoruz. Zor duruma düşme diye. Hiç yardımcı olmuyorsunuz Süleyman Bey. Müdür. Madem imza atacağız. Bir de sözleşmeli eleman olalım. Tamam tamam sağ olun. Estağfurullah. Ha. Benim de senden bir ricam var müdür bey. Bugün çocuklara vermeyi unutmuşum. Kirliler var. Sana zahmet onları alacaklar. Arabanda tel örgüden dışarı çıkarıver. Ben yıkattırırım ne gerek var? Biz kirli çamaşırlarımızı kimseye şahit tutmadık müdür bey. Sağ olasın. Çocuklar dışarıda alacaklar. Ben arabanın bagajına yollatırım. Eyvallah. Bir
Bir pislikten kurtuluyoruz. Başka bir pislik çıkıyor Şahin'e. Gerçi pisliği de kendi elimizle içimize alıyoruz. Ferman'ı şer için içimize aldık. Serdar'ı hayır için. Hayır da şer de birbirine karıştı. Çözülür inşallah. Kaldıramıyorum Şahin'e. Serdar'ın ihanet etmesini kaldıramıyorum. Kurşun göğsümüzden girse eyvallah. Hep arkadan, hep kahpelikle. Sıksınlar. Kafamı sıksınlar, enseme sıksınlar. Nereme sıkarlarsa sıksınlar. Ama kendi adamımızla bizi ite köpeğe kepaze ediyorlar. Hiçbir şey demezler. İt yürür, kervan yürür. Lakin Çakır'ım, ne yap et, o kahveyi yok et. Bir konuşursa arkanda kimse durmaz. Sen de mi durmazsın Şahin'e? Sen de bizi dere kenarında söğüt belledin kardeş. Rüzgar arkadan esiyorsa koca çınlara ne? Eyvallah. Eyvallah. Ermiş olmasaydı hakkı ermiştik. Siz savcıyla tavla oynarken kardeşim burada icraat yapıyordu. Aman abi. Dur lan. Tevazu yapılacak yer değil. Koynumuzda beslediklerimiz ispiyonculuk yapıyor. Sen abinin hayatını kurtarıp adam öldürüyorsun. Bir de tevazu gösteriyorsun. Abi. Rahat ol oğlum, rahat. Bunlardan laf çıkmaz. Çıkar mı lan? Savcıya ne dediniz? Abi ne diyeceğiz? İyiliğini gördük, kötülüğünü görmedik. Mafya babası değil, gariban babasıdır dedik. Hem benim koğuşumdasınız hem de gariban olduğunuzu mu söylediniz lan? Yok abi, cezaevi açısından. Gitmişken iki soruda siz sorsaydınız savcı efendiye. Serdar pezevengi nerede diye. Ermiş'le bana bir çay getirin. Abi niye benim öldürdüğümü söyledin? Oğlum görüyorsun. Bu dünyanın bin türlü hali var. Bugün buradayız. Yarın neredeyiz kim bilir? Ola ki ayrı düşeriz. Namun yürüsün. Destursuz kimse yanına yürümesin. Kardeş. Kalemin kırılmış. Dur Şahin'a, daha duruşmaya çıkmadık. Çıksam da kırmışlar. Çıkmasam da. İhale sana kaldı. Biz taşeron değiliz. Ama bu ihale elbet birinde kalır. Biz de o zaman ihaleye fesat karıştırırız. Güzel söylüyorsun da kardeş. Dışarıda güveneceğin biri var mı? Bir kayınpederim. Onun hatırı için büyük avukatı beni pışpışlamaya yollamışlar. Ziya Bey elinden geleni yapmış, Allah razı olsun. Bir de can dostum var. Polat. O da daha ne yapsın? Ne yapacağını bilmem. Ya seni çıkardıkları o sehpayı kırsın atsın?
Ya seni astıkları ipi çeksin koparsın. Ya da... seni çeksin vursun. Kafasını kessen o son dediğini yapmaz. Kaç zamandır böyle deliksiz uyumamıştım. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çemişgeze'ye mi sürüyorsunuz? Savcı bey seni çağırtmış. O ölmedi mi? Savcı öldürmek cezaevinde racon kesmeye benzemez Süleyman bey. Kafayı mı yedin koçum? Benim ne alakam var? İki yanımda iki jandarma oturuyordum da... Savcıya anlatırsın, dinlerse. Lan, lan eğer beni öldürmeyecekseniz var ya... Bilin ki hiçbirinizi yaşatmam lan. Bu dünya sana da kalmaz Süleyman. Kimse var mı? Hey! Şerefsizsiniz lan! Kimse yokmuş. Çuvaldızın deliğinden geçtik. Şimdi sıra iğneninkinde. Uykunu aldın mı? Aldım. Alacak sırası şimdi bizde. Bir canım var. Kimin aldığı da çok umurumda değil. Almadan gözümü açın yeter. Bugün gözün açılır. Şimdi konuş bakalım. Savcıyı öldürttün. İkinci ekibini ateşe attın. Skan teknikçiyi de vurdurttun. İyi planmış. Şimdi tek tek anlat. İşte tek tek anlattınız. Amacın ne? Tanıkla savcıyı öldürüp hiç kimsenin sana bir tek şey sormayacağını mı zannettin? Biz bugüne kadar devlete kurşun sıkmadık, sıkmayız. Kayınpederinle kafa kafaya verip imparatorluk mu kuracaktın? Kayınpederim çocuklarımın dedesidir. İlişkim ve saygım bundan öte değildir. Barış Bulmaz'la Laz Ziya'nın arasında husumet vardı. O emretti, sen arabasını havaya uçurdun. Bunun üstüne sana kumarhane verdi. Kumarhanen tarandı. Sonra Çetin Savcı'ya düştün. Onu da öldürdün. Şimdi damatlık hediyen ne? Uyuşturucu işinde kimlerle bağlantı kurdun? Sorular da sizde, cevaplar da sizde. Ben niye buradayım? Topladığınız paralarla Türkiye bütçesini oluşturdunuz. Kasanız kim? Bütün param devlet bankalarında. Nerede, neyim var biliyorsunuz. Çok zıpladın koçum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bize yardımcı ol ki sana yardımcı olalım. Kime yardım edeceğim? Kime yataklık edeceğim? Bir gözümü açın da göreyim. Sokun tabutla. Tek başına rahat düşünsün.
ayakkabılarını çıkar. Çömel. Sırtını dön. Çık. Ayağa kalk. Konuşacak mısın? Bir gün konuşuruz. Polat'ın yerini söyle, bir daha oraya sokmayayım. Evine bak. Sokun içeri. Bismillah. Çık. Bu sefer aldığın nefesleri boşa tüketme. Polat Alemdar nerede? Ne yapacaksın Polat Alemdar'a? Buradayım işte. Senin yerine getireceğiz. Benim yerim dar. Çakır. Sen direniyorsun ama o akıllı bir adam. Onunla anlaşırız. Tuvalete gitmek istiyorum. Önce hak et. Tamam lan. Dişimizi de sıkarız. Şişimizi de sıkarız. Açın lan kapıyı. Koyun hak ettiği yere. Ya bismillah. Bayıldı. Gönlerin gitsin. Artık işimize yaramaz.
Su. Orada var. Otelde tartıldım, 80'e düşmüşüm. Ne oteli? Ne oteli ya? Saunaya gittik. Terledik de verdik o kadar kiloyu da. Hadi hadi. Daha fazla terlemeden git. Öyle açığımızı yakalamış tavrı yapma sen de şimdi. Akşam hazırlan. Yemeğe çıkaracağım seni. Şöyle karımla bir sallanayım da alem çift görsün. Çocuklar yattı mı? Uyuyorlar, yukarıdalar. Daha iyi. Geldiğimi görmesinler. Ulan
zaman şu dünyanın işine bak be. Sana eşkıya dedik. Biz yanınıza eşkıya gibi geldik. Geldiler Nesrin. Çok kan akacak lan. Geçmiş olsun Süleyman Bey. Hiçbir şey geçmez. Çıkından dışarı. İstemiyorum sizi. Doktor Bey sizi muayene edecek. Durumunuz hiç iyi değil. Çıkından dışarı. Süleyman Bey, tamam çıkayım ama renginiz toprak gibi olmuş. Böbrek yetmezliği hasıl olabilir. Ne olursa olur. Çıkın gidin. Kabul etmiyorum. Tedavi de kabul etmiyorum. Yemek de kabul etmiyorum lan. Defolun lan. Defolun. Defolun lan. Şerefsizler. Şerefsizler. Beni bu hale getirenler gelmedikçe ben canımı bile vermeyi kabul etmiyorum lan. Etmiyorum lan! Etmiyorum! Thank you.
seni kanında boğacağım lan. Kanında. Mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse derhal salı verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına, gayri yasal kumarhane işletmek, suçuna ilişkin dosyanın tefrik edilerek görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine, isnat edilen eylemlere ilişkin olarak Mehmet Çolak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliğiyle verilen karar sanık ve vekilinin yüzüne karşı iddia makamında DGM savcısı Akif Bayhan'ın huzuru ile yasa yolları açık olmak üzere okunup usulen anlatıldı. Efendim? Tebrikler. Geçmiş olsun. Helal olsun sana be. Polat'a canımı, sana hürriyetimi borçluyum. Helal olsun ikinize de. Gidelim. Akşamı kimseye söz vermeyin ha. İcraata gideceğiz. Bismillah. Hele bir soluklan. Ya öyle değil dayı. Ben Elif kızımla otururum. Ya dayı, durur durur kızın yanında bir magandalık yaparsın. Canım, dayının artık nasıl olsa silahı yok. Bir şey olmaz. Savcı tetiği kırılmış, silahları geri vermedi mi? Dayıya iade ederdik. Adı güzeller. Onu bırakın ben alın. Şiştim. Yürü yürü hadi.